Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Ağustos 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, konu başlıklarımıza önce bir kısaca bakalım. Dolunayla başlıyoruz. Ağustos'a hızlı başlayacağız. 1 Ağustos'ta Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Ay boyunca Venüs Aslan burcunda gerileyecek ve 23'ünden itibaren Merkür de Başak burcunda gerilemeye başlayacak. Ayın 16'sında Aslan burcunda yeni ay var ve ayın sonunda 31'inde Balık burcunda dolunay meydana gelecek. Evet, çift dolunaylı, çift retrolu bir ay Ağustos ayı. Ve sabit burçlarımız için önemli etkiler var. Siz de bir sabit burçsunuz sevgili akrepler. Dolayısıyla Ağustos ayı yılın sizin için etkili, önemli aylarından birisi. Şimdi detaylara bakalım. 1 Ağustos'ta 9 derece Kova burcunda dolunay meydana gelecek. 4. evinizde meydana gelecek olan dolunay özel yaşamınıza, düzeninize, ev yuva konularına, ailevi konulara işaret eden bir dolunay. Bu dolunay bir tamamlanma, bir dönüşüm getirebilir ama bazı stresler de getirebilir. Dolunay içerisinde güneş ay karşıtlığının yarattığı o stres, aile, iş, sorumluluklar, genel kariyerinizle ilgili alanlarda biraz stres yaşayabileceğiniz bir dönemi işaret ediyor. Güneş Aslan burcunda, Venüs Aslan burcunda geriliyor. Bu dönemde geleceğe dair hedefleriniz, iş, sorumluluklar, görev alanlarınız, kariyer alanlarınızda bazı beklentileriniz var ama bir şeyler gecikebilir, ertelenebilir. Aile içi, ev yuva alanlarında, ebeveyn ilişkilerinizde bazı gerilimler yaşayabilirsiniz. Ebeveynlerle ilişkilere dikkat edelim. Bununla beraber tabii ki ailedeki ebeveynlerin sağlıkları biraz hassas olabilir. Özellikle dolunaylarda kronik sorunlar, dolaşım sistemi problemleri, kalp, tansiyon ve benzeri nörolojik sorunlar, bunlara karşı dikkat etmek lazım. Ailede böyle hasta olan, kronik sorunu olan ebeveynleriniz varsa özellikle dolunay ve dolunay yakınlarında biraz daha önemli görünüyor bu süreç, dikkat etmek gerekebilir. Ev taşınma konuları, yer değiştirme gibi bir konunuz olabilir. Venüs gerilerken çok hızlı karar vermemek önemli. Yani yeni bir şey gör, bir ev gördünüz, hemen beğendim, taşınayım, alayım. Hani bunlara biraz daha dikkatli yaklaşalım. Ama tabii daha önceden başlamış, devam etmekte olan konular sonuçlanabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkiler, dolunay tesirleri sizin için daha güçlü çalışabilir. Daha önemli olabilir. Etkileri zaten ayın 15'ine kadar devam edebilir. Bu dolunay tesirlerini sevgili akrepler. Gezegeniniz Mars ay sonuna kadar Başak burcunda, ayın büyük bölümünde daha sonra Terazi burcuna geçecek ama Başak'ta oldukça çalışkan, titiz, detaycı bir Mars var. Merkür ay boyunca Başak burcunda. Dolayısıyla bu ay aslında her neyle uğraşıyorsanız, bunlar evde yapılacak işler olabilir, mesleğinizle ilgili, kariyerinizle ilgili konular olabilir, çalışkan, titiz, detaycı olacağınız bir aydasınız. Bir sürü işiniz de olabilir, çok çalışmanız da gerekebilir ay genelinde. Enerjinizi biraz daha işte eğitim konularına, belki bir projeye, belki bir ekip çalışmasına daha fazla yönlendirebilirsiniz bu dönem içerisinde. İlişkilerde arkadaş ilişkileri, iş ilişkileri, yani buralarda ilişki dinamiklerinizde zaman zaman sizi sıkacak, zorlayacak, stres yaratacak koşullar olabilir. Özellikle iş ortamında çalıştığınız kişilerle ilişkilere dikkat edin. Biraz orada sorumluluklar artabilir. İş sorumluluklarıyla beraber ailevi konulardaki sorumluluklarınız veya işte çocuklarla ilgili sorumluluklarınız biraz üzerinizde baskı yaratabilir. Yani denge korumakta zaman zaman zorlanabilirsiniz. Buna özellikle dikkat etmek gerekiyor. Venüs gerilerken de zaten iş ortamınızda beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilerde biraz memnuniyetsizlikler, anlaşmazlıklar, hoşnutsuzluklar olabilir. Özellikle işte kadın figürlerle ilişkilere, üstlerle ilişkilere, iş ortamınızdaki kişilerle ilişkilere daha temkinli yaklaşalım bu süreç içerisinde. Ayın 16'sında Aslan burcunda yeni ay var. Bu yeni ay bir yenilik, bir başlangıç, bir yeni oluşum için bir kapı açabilir. Yani yeni bir işe başlama, yeni bir görev, bir yer değişimi, yeni bir çevre ya da toplumdaki statünüz, hatta medeni durumunuzu etkileyecek gelişmeler olabilir. Çünkü Güneş ile Uranüs arasında kare var. Uranüs ilişki evinizde. Yani bazı ilişkilerinizde sürpriz, hızlı gelişmeler olabilir. Bir evlilik teklifi de alabilirsiniz. Bir işbirliği teklifi de olabilir. Veya hani süre gelen bir ilişkinizde bir evliliktir, işbirliğidir, bir arkadaşlıktır. Hani burada bir bitiş, bir ayrılık
gündemi de olabilir. Çünkü bir yandan Uranüs orada bazı stresler ve sürprizler getirebilir. Bir yandan Venüs gerilemesi. Hani bazı ilişkilerinizde bastırdığınız, gözden kaçan detaylar kendini daha fazla gösterebilir. Hani bu da kırılmalara, yol ayrımlarına yol açabilir. Ama ani tanışmalar, hani hızlı sürpriz kararlar da gelebilir. Ancak şunu unutmayın, yeni kararlar, özellikle bir ilişkide hızlı karar vermek için çok doğru bir dönemde değiliz. Hani Uranüs etkisi bir şeyleri heyecanla, hızlı başlatabilir ama hızlı da tükenebilir. Üstelik Venüs gerilerken daha sonrasında bunları gözden geçirmemiz gerekebilir. Belki hani sonrasında çok da onaylamayacağımız bir ilişki olabilir bu. Biraz daha dikkatli, temkinli yaklaşmakta fayda var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa, 20 ile 26 derece aralığında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, özellikle Aslan yeni ayının tesirleri sizin için çok daha önemli olabilir, güçlü çalışabilir. Gerek Venüs gerilemesi, gerek Uranüs etkisi daha fazla etkili olabilir. Ayın sonuna kadar da zaten bu yeni ay tesirleri gündemimizde olacak. Şimdi Merkür 23'ünden sonra gerilemeye başlayacak Başak Burcu'nda. Güneş 23'ünden sonra Başak Burcu'na geçecek. 11. evinize geçecek. Biraz iş, sorumluluklar, kariyer konuları, işte ekip çalışmaları, projeler. Hani bunlara daha fazla odaklanıyoruz. Ancak Merkür gerilerken biraz yavaşlamalar var. Venüs'ün yanı sıra bir de Merkür gerilerken bize gökyüzü şunu söylüyor aslında. İleri gitme, bir dur, bekle, bir gözden geçir, bir geçmişe bak. İşte yarım kalan işlerle ilgilen, sorgula, muhasebe et, analiz et. Hani bu tarz bir enerji vermeye başlayacak. Dolayısıyla bizim enerjimiz de yavaşlayabilir. Böyle bir gözden geçirmeler yapabiliriz. Bu dönem analiz için, bir şeyleri tamamlamak için iyi bir süreç aslında. Ayın 27'si, 28'i Güneş-Satürn karşıtlığı var. Bu da bazı ilişkilerimizde biraz sıkıntı yaratabilir. Çocuklarla ilgili sorumluluklarımız olabilir. Masraflarımız olabilir parasal anlamda. İşte çocuklarımızın eğitimi ve benzeri konularda biraz daha belki üzerimizde bizi kısıtlayacak koşullar var ya da hareket özgürlüğümüzü biraz kısıtlayabilir bu dönem. 31'indeki Başak Balık burcundaki dolunay, bu dolunay zaten yılın ayın son gününde olduğu için Eylül ayını daha fazla etkiliyor aslında. Dolunay 5. evinizde biraz aşk ve romantik konulara daha fazla vurgu yapıyor. İşte çocuklarla ilgili konulara vurgu yapıyor. Ayın 27'sinden sonra bu dolunay tesirlerini hissedebilirsiniz aslında. Bir gündeminiz olabilir burada. Hamilelik gibi bir konumunuz da olabilir ya da hani çocuklarınızla ilgili bazı hızlı gündemleriniz de olabilir. Sorumluluklar öne çıkıyor. Satürn etkisi çünkü Balık burcunda olduğu için sorumluluklarla birlikte daha ciddi, daha planlı hareket etmeniz gereken, içinde bulunduğunuz şartları iyi analiz edip daha sağlam adımlar atmanız gereken bir sürece işaret ediyor sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Akrep burcu, zodyağın 8. burcudur. Su elementinin sabit niteliklerini taşır. Yönetici gezegeni Mars ve Plüton'dur. Akrep burçları iradeli, kararlı, hırslı, enerjik, çekici, yoğun duyguları olan kişilerdir. Özgürlüklerine düşkündürler ve üzerlerinde baskı kurulmasını da istemezler. Ancak kendileri yanındaki kişilere baskı uygulayabilir. Akrepler hem kendilerini hem de yaşamlarındaki diğer kişi ve olayları kontrol etmek ve yönetmek isterler. Akrep burçları çok gururlu kişilerdir. Gururu onlar için birçok kavramdan önce gelebilir. Şüpheci ve kuruntulu yapıları nedeniyle çok kolay güvenmezler. Yoğun duyguları vardır. Onlar birini ya severler ya da sevmezler. Akrep için ya vardır ya yoktur. İkisi arasında bir kavram hayatlarında yer almaz. Kendilerini güvende hissetmek ve güçlü olmak için kariyere ve maddiyata önem verirler. Paranın güç olduğuna inanırlar. Para konularında çok tutumlu ve cimri de davranabilirler. Yoğun duyguları kıskançlık ve kin gibi kendilerine zarar verecek bir hale de dönüşebilir. Kendilerine yapılan iyiliği veya kötülüğü aradan uzun yıllar geçse de unutmazlar. Akrep burcu dönüşümlerin burcudur. Yaşam, ölüm, ölüm sonrası gibi kavramlar her zaman ilgisini çeker. Cinsel güçleri fazladır. Cinselliği yaşamın önemli bir parçası olarak algılarlar.
Çok zeki ve sezgileri güçlü olan Akrep Burcu'ndan herhangi bir şey gizlemek mümkün değildir. Merak ettikleri bir konuyu sonuna kadar kararlılıkla araştırır ve hedeflerine ulaşırlar.